Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Minik yavru köpek yapıyoruz. İkinci parça geldik. Bu partta gövdesini ve kulaklarını yapacağız. Evet bebeğimizin kollarını ve bacaklarını yaptık. Bunlar şimdi kenarda beklesinler. Şimdi gövdesini yapalım. Bu kısmını yapacağız. Sil halka yapıyoruz. Sihirli halkamız bu şekilde. İçine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 İpimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp şu şekilde iplik kaydırma yapıyorum. İlk sıramızın sonu 6 tane. İkinci sırada hepsini art, artırma yapacağız. 12 tane olacak. Birleştirdiğime değil. Hemen yanındaki sık iğneyi batıyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Yani bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yaptım. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanındakine ikinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanındakine üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 5. artırmamı yapıyorum. Ve 6.'yı yaptım. Sıra sonuna geldim. Etrafımın sayısı 12 tane. Sıramızın sonunu belli etmek için buraya son yaptığımız ilmeğe böyle küçük bir ilmek takabiliriz. iplik Üçüncü sıramızda 1 ör 1 artır 1 ör 1 artır yapacağız. Bu sıranın sonunda 18 tane sık iğne olacak. Şimdi bir tane örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne. Toplam 6 tane artırma yaptık. Şimdi işaretleyicimizi bir üste takalım. Dördüncü sıradayız. Bu sırada iki örgü bir artır, iki örgü bir artır. Toplam altı artırma yapacağız. 24 tane sık iğne olacak bu sıranın sonunda. İki tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. İki tane ördüm. Dördüncü artırmamı yaptım. İki tane ördüm. Beşinci artırmamı yaptım. İki tane ördüm. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geldim etrafının sayısı 24 tane dördüncü sıranın sonu 5. sıraya geçiyoruz 5. sırada 3 örgü bir artır yapacağız bu sıranın sonunda 30 tane sık iğne olacak İşaretleyicimizi hep bir sonraki ilmeğe takalım bir üstteki ilmeğe. 3 tane örüyorum Birinci artırmamı yapıyorum. Üç tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Üç tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Üç tane ördüm. Dördüncü artırmamı yaptım. 3 tane ördüm. 5. artırmamı yaptım. 3 tane ördüm. 6. artırmamı yaptım. Sıra sonuna geldim. 1 2 3 4 5. 5. sıra yaptık. 6. sırayı geçiyoruz. Bu sırada 4 örü bir artırıp yapacağız. Sıra sonunda 36 tane sık iğne olacak. 4 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Dört tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bu şekilde 4 ör bir artır olarak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi bir üste taktım. Altıncı sıranın sonu 36 tane sık iğne. Yedinci sırada 5 ör bir artır yapacağız. Bu sıranın sonunda 42 tane sık iğne olacak. 5 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 5 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bu şekilde 5 ör bir artır olarak sıra sonuna kadar yapalım. 8. sıraya geçtim. Bu sırada 6 bir 1 artır yapacağız. 48 tane sık iğne olacak. Bu sıranın sonunda işaretleyicimi yine en son yaptığım ilmeğe taktım. 1 2 3 4 5 6 Birinci artırmamı yapıyorum. Bakın artırma yerlerimiz belli zaten. 6 tane örüyorum. 5 6 tane ördüm. İkinci artırmamı yaptım. Bakın hep bir önceki sıralarda hep artırdıkların üstündeyim. Böyle 6 bir artır olarak sıra sonuna kadar yapalım. Sıranın sonunda isterseniz kontrol edebilirsiniz. 48 tane sık iğnemiz olacak. 6 Altın, 6. diyorum 8. sıranın sonundayız. Etrafımızın sayısı 48 tane. Şurası gövde için şu an istediğim genişliğe geldim. Şimdi artık artırma eksiltme yapmadan şu kısmı öreceğiz. Ee, şu an 9. sıraya geçiyorum. 9. sıradan 14. sıranın sonuna kadar 9 10 11 12 13 14. Toplam 6 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan örelim. Bunu hemen bir üste getiriyorum. Şimdi e, hiçbir şey yapmadan artık açmadığımız için de örgümüz toplanacak yukarı doğru. Alt sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan dönerek örelim. Şimdi 14. sıramı bitirdim. Şuradan sayarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15. sıraya geçtik. Bu arada ben bunu burada bırakmışım. <laughs> Siz böyle yapmayın. Ya da yapın. Hiç önemli değil. Yani bir sık iğne önde bir arkada hiç önemli değil. Sıramızın bittiği yer artık burası. <laughs> Şimdi 15. sırada artık burasını yavaş yavaş kapatmaya başlayacağız bu şekilde. 15. sırada 6 öl bir eksilt yapacağız. Bu sıranın, sıranın sonunda 42 tane sık iğne kalacak. Eksiltmelerimizi gizli eksiltme yapacağız Yani Sıradaki sık iğnem bakın bu iki tane Bu başak gibi görünenlerin benden taraflarını alıyorum Sadece benden Katlarını aldım Ve bir eksiltme yaptım Bir tane eksiltme yaptım e, Altı tane öreceğim İkinci eksiltmemi yapacağım 1 2 3 4 5 6 ikinci eksiltmemi yapıyorum 6 tane örüyorum 1 2 3 4 5 6 3. eksiltmemi yapıyorum 6 tane örüyorum 3 4 5 6 4. eksiltmemi yapıyorum. 6 tane örüyorum. 4 5 6 5. eksiltmemi yapıyorum. 6 tane örüyorum. 2 3 4 5 6 6. eksiltmemi yapıyorum. 6 tane ördümde başladığım yere geliyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Başladığım yere geldim. Şu an 15. sıranın sonu etrafımızın sayısı 42 tane. Şimdi 16. sırayı 17. sırayı ve 18. sırayı 42 tane olarak örelim. Artırma eksiltme yapmadan 3 sıra boyunca örelim şimdi 3 e, sıra boyunca ördüm şuradan başlayarak 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 sıraya geçtik bu sırada 5 bir eksik yapacağız e, sıramızın sonunda 36 tane sık iğnemiz kalacak birinci eksiltmemi yapıyorum 5 tane örüyorum 2. eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 3. eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beş tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Beş tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Beş tane örüyorum. 4 ve 5 sıra sonuna geldim. 19. sıranın sonu. Şu an 36 tane kaldı. Şimdi 20. sırayı, 21. sırayı ve 22. sırayı 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 36 tane olarak örelim. Ve 22. sıranın sonundayım. Etrafı sayı zaten 36 taneydi. Şimdi 23. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 6 tane eksiltme yapacağız. 4 örgü 1 eksiltme yapacağız sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dört tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Dört tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Dört tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Dört tane ördüğümde sıra sonuna geldim. Şimdi iki sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 30 tane olarak örelim. Yani e, 24. sırayı ve 25. sırayı artırma eksiltme yapmadan 30 tane olarak örelim. Ve şimdi 26. sıradayım. Bu sıra son sıramız. Bu sırada 3 ay bir eksilt yapacağız. Bu sıranın sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 3. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 4. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 5. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 6. eksiltmemi yapıyorum 3 tane ördüm de sıra sonuna geliyorum ve gövdemize tamamlamış oluyoruz yanındaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum 2 tane zincir ve kopar keselim bunu da çıkartalım tamam gövdemizde <laughs> bakın aynı şekilde gövdemizde hazır Evet şimdi köpeğimizin bacaklarını, kollarını ve gövdesini yaptık. Şimdi kulaklarını yapalım. En sonunda kafayı yapalım. Kulağından başlıyoruz. Yine sihirli halka yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne. çekiyorum. başladım sık üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. ikinci sıramızda hepsinden artırma yapıyoruz. 12 tane olacak. Birleştirdiğime değil. Sonrakine geçiyorum. İlk artırmamı yapıyorum. Hemen yanındakine ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. dördüncü artırmamı yapıyorum beşinciyi yaptım ve son altıncıyı yaptım sıra sonuna geldim etrafının sayısı 12 tane buraya işaretleyicimi taktım üçüncü sırada bir öv bir artır yapacağız altı artırma sıra sonunda 18 tane sık iğne olacak bir tane örüyorum birinci artırmamı yapıyorum bir tane örüyorum ikinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geldim 18 tane sık iğne. 4. sırada 2 öl 1 artır yapacağız. 24 tane sık iğne olacak. Toplam 6 artırma. 2 tane örüyorum. 1. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 2. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 3. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 4. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 5. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 6. artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geldim. 24 tane sık iğne. Son ilmeğime yine işaretleyicimi takıyorum. 5. sırada 3 ör bir artır yapacağız. 30 tane sık iğne olacak. 1 2 3 tane ördüm. 1. artırmamı yapıyorum. 2 3 tane ördüm. 2. artırmamı yapıyorum. 2 3 tane ördüm. 3. artırmamı yapıyorum. 1 2 3 tane ördüm. 4. artırmamı yapıyorum. Üç tane ördüm. Beşinci artırmamı yapıyorum. Üç tane ördüm. Altıncı artırmamı yapıyorum. Beşinci sıranın sonu 30 tane sık iğne. Altıncı sıraya geçtik. Dört ör bir artı yapacağız. 36 tane sık iğne olacak. Toplam 6 tane artırma yapacağız. 1 2 3 4 1. artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 2. artırmamı yapıyorum. 3 4 3. artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 4. artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5. artırmamı yapıyorum. 1 2 3 ve 4 6. artırmamı yapıyorum. 6. sıranın sonuna geldim. 36 tane sık iğne oldu. Şimdi 7 8 9 3 sıra boyunca 36 tane olarak örelim. Ve sıra sonuna geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. sıramı bitirdim. 10. sıraya geçtik. Bu sıradan artık kulak için eksiltme yapacağız. Bakın kulağımızın formu bu şekilde. Böyle küçülteceğiz giderek. Şimdi e ee, 10. sırada 4 ör 1 eksilt yapacağız. 30 tane sık iğne kalacak. Toplam 6 eksiltme yapacağız. Şu an 36 da taneydi. 30 tane kalacak. Eksiltmemiz yine gizli eksiltme. 1. eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. 2. eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 3. eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 4. eksiltmemi yapıyorum. 2 3 4 tane ördüm. 5. eksiltmemi yapıyorum. 1 2 3 4 6. eksiltmemi yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sıra sonuna geldim. 30 tane sık iğnemiz kaldı. 10. sıranın sonu. Şimdi 11. sıradan 13. sıranın sonuna kadar 30 tane olarak örelim. 11, 12, 13, 3 sıra boyunca 30 tane olarak dönerek örelim. 14. sıraya geçtik. Bu sırada 3 ön bir eksilt yapacağız. 24 tane sık iğnemiz kalacak. Toplam 6 eksiltme. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 2. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 3. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. dördüncü eksiltmemi yapıyorum 3 tane örüyorum 5. eksiltmemi yapıyorum 3 tane örüyorum 6. eksiltmemi yapıyorum 3 tane ördüğümde başladığım yere geliyorum etrafımızın sayısı 24 tane sık iğne kaldı şimdi 15. 16. ve 17. sırayı 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan örelim ve sıra sonuna geldim. Şimdi 18. sıraya geçtik. Şu an etrafın sayısı 24 taneydi. Burada 6 tane eksiltme yapacağız. 18 tane sık iğne kalacak. 1 ör, 2 ör, 1 eksilt, 2 ör, 1 eksilt yapacağız. Bir tane eksiltme mi yapıyorum? 2 tane örüyorum ikinci eksiltmemi yapıyorum. İki tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. İki tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. İki tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. İki tane örüyorum. 6. eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafın sayısı şu an 18 tane. 19. ve 20. sayıyı da 18 tane olarak örelim. Sıra sonuna geldim. 20. sıranın sonu ve kulağım hazır. Bunu artık çıkartabilirim. Bakın böyle çok güzel bir kulağımız oldu. Yanındaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şu an bu kulağımız hazır. Diğer kulağı da yapalım. Sonra kafa yapımına geçelim.